Her 1.55 galiba. 1.55. Saat 1.55. Ben vlogu yeni açıyorum ve bugün evden vloguma başlatıyorum. 2 gündür işe gitmedim. Dün bütün gün dinlendim. Bütün bir gün dinlendim. Hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Sadece yemek yaptım. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Bugün de biraz evi böyle bir üstten toparladım sayılır. Yani bir dağınık bir şeyim yok ama işte silinecek yerleri sildim, temizledim. Neyse uzatmayayım onu. Geçen gün Mor Limon'a gitmiştik hatırlıyorsanız vlogumda bahsetmiştim. Oradan bir raf aldık. Ahşap rafları olan böyle siyah profil demirlerle yapılmış bir raf. Onu Sami akşam kurdu. Ben şu an yerine getirdim ama daha tam yerleştirmedim. O yüzden size şimdi göstermiyorum. Vloglarımda görmüşsünüzdür. Tam bu tezgahtayken arkamda böyle bir terek vardı. Kapları, şey tabakları koyduğum, kavanozları koydum. Altında da beyaz bir dolap vardı. O ikisini de çıkarttım. Onun yerine yeni aldığımız rafı Sami kurmuştu. Onu yerleştirdim. Ama işte üzerine ne koyulacak tam olarak daha düzenlenmedi. Onu bugün düzenleyeceğim. Sonra oradan çıkan kiler dolabımı içini temizleyeceğim, yerleştireceğim, tekrar düzenleyeceğim. Onu kapımın karşısında bir alanım var. Oraya koyacağım. Kapaklı bir dolap. Zaten orada bir sıkıntı olmaz. Kuru şeylerim var, malzemelerim var. İşte nohut, fasulye gibi cart, o tür şeyler var. O yüzden o dolapta duracak onlar. Dolabım orada duracak daha doğrusu. Mutfağımdan yer açılmış olacak. Çünkü onu da bir kısma mutfağıma koyarsam çok küçülecek. Alanım çok küçülecek. Sonra o dolabı yerleştireceğim. O rafı yerleştireceğim. İşte bir kata kahve makinalarımı, işte bir kata cevizimi falan, tabaklarımı, işte böyle tarz bir şeyleri koyacağım. Kavanozlarımı. Neyse o düzeni size göstereceğim. Sonra mutfağım için bir halı istiyordum. Yine onu da Mor Limon'dan aldım. Ama o dükkanda Sami bugün getirecek. Akşam onu da yerleştireceğim. Onu da size çekeceğim. Yani mutfağımda ufak değişiklikler oldu. Onları size hepsini vlogda göstereceğim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Halım da hasır bir halı. Yani halı gibi değil de yuvarlak hasır düşünün. O şekilde bir halı. Sonrasında başka ne yapacağım? Hayır, kiler dolabımı düzelteceğim ve o rafımı düzenleyeceğim. Başka şimdilik bir işim yok. Onları yaparken size çekmeyeceğim. Çünkü mutfak alanım zaten küçük. Yere bir bez örtüp onların hepsini içine dökmeyi düşünüyorum. Kilerin içindekileri sonra temizleyip tekrar yerlerine yerleştireceğim. Sanırım birkaç saat sürer. Sonra da mutfağımı yerini silerim, temizlerim. Rafım biter. Sami geldiğinde halıyı döşerim. Sizin için küçük bir böyle mutfak turu gibi çekerim. Yeni değişikliklerimi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdilik bu kadar. Şimdi ben işe başlıyorum. Size de hayırlı günler. İşe tam başlayacaktım ki benim mükemmel annem vallahi canım pasta çekiyordu. Ama hiç yapmak istemiyordum bu işimin arasında. Dedim Sami'ye söylerim gelirken ya bir pastaneden bir pasta alır. Muzlu rulo pasta yapmış. Bir tane böyle ablama yapmış, yollamış, bir tane de bana yapmış. Ellerine sağlık anneciğim. Vallahi harika bir kadınsın. Sana maşallah subhanallah diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Üzerinde böyle çileklerle, fıstıklarla süslemiş. Hindistan ceviziyle. Vallahi şu an böyle herhalde anne yüreği diyorum. Resmen istediğimi hissetti ve yapmış yani. Bu kadar olamaz. İçimden geçeni okumuş. Size böyle içini de çekeyim istedim. Kıyısını aldım kendime. Bunu da şimdi kumsala kesiyorum. Dur şimdi. Kumsalcım artık geriye. Şöyle göstereyim. Anneciğim ellerine sağlık. Harika olmuş. Tam işlerime başladım. Biraz böyle bir iş aktı derler ya. Annem aradı dedi ki ben börekle yapıyorum. Gelsene dedi. Ayranla, çayla ya da börek yiyelim. Bir de kahve içelim balkon güneşli dedi. Şimdi anneme gidiyorum. Bir saat dururum dönerim herhalde. Ya tam yürüyerek gidiyordum. Vallahi çok ballıyım ben bugün. Ben böyle her gün işe Ballı gitmeyeyim. Değilsin. Kıymetlisin sadece. Ay canım enişteciğim. Kıymetli oluyorsun. Yoksa gitmeyecektim daha. Gıcıklık yapacaktım uzak. Uğur abi dedik hadi gel ben arabayla götüreyim seni dedi. Ben şimdi ona kahve yapacağım onu sana. Şimdi böyle yiyecek. İçtin mi? Şimdi içtim tübek kahvesi. Neyse Uğur abiyle arabayla gidiyorum. Zaten çok yakın. 5 dakika bile değil ama arabayla gözüm daha kolay. Şey yaparız. Dönüşte de beni enişteciğim alır herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Beni yürütmez çok, yani. Çok çok zor bir ihtimal de olsa çok, bakarsın. Çok kolay bir ihtimal. Bak, kesin alacak. Ay kaçma. Bunu alamadık ya. Bak bak bak. Gel buraya gel. Gel.
Buradan kapı çalıyor da diyor ki Zümrütçüm açma buradan diyor sana. Niye? Hayır sana Zümrütçüm diyor. Ay ayranı da yapmış. Ay 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 anne sen bir harikasın ya. Ellerine sağlık. Neyli yaptın? Patates. Ay çok güzel anne. Ellerine sağlık. Hayır gel gel burada birlikte yiyeceğiz gel. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz. Buraya gel. Buraya gel. 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 Arkadaşlar biraz önce anlatıyordum kaçtı. Artık 4 kişilik bir aileyiz Allah'ın izniyle. Sami bu akşam gelirken aşılarını vurdurdu. Kedimizi sahiplendik. Bakar mısınız? Ben kesinlikle kediyle yapamayacak bir insandım. Yani asla kediyi eve alamam, almam diyordum. Ama Sami ve Kumsal'ın ısrarına, isteğine dayanamadım. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bak ne güzel. Daha bak bak oyun oynuyor. Daha tüyleri yaş. Fön makinesinden korkuyor. Gel sobanın yanına gidelim gel. Ay bilmiyorum ne yapacağım ya bana Allah aşkına fikirleri olan varsa yazsın. Zorluklarını, güzelliklerini ne olur yazın. Şimdi ismini düşünüyoruz. Kumsal'la Sami balım diyorlardı. Hep Kumsal çok balım istiyor diye Sami de balım istiyordu. Sen bu tarafa getirir misin? Ama ben de Peygamber Efendimizin kedisinin adı Müezza. Onu o ismi koyalım diyorum. Ama çağırması zor diyorlar. Bilmiyorum. Belki de ben öyle söyleyeceğim. Onlar balım diyecek. Hiçbir fikrim yok. Bakın böyle normalde burada kapı yoktu bizim. Kapıyı çıkartmıştık. Mutfağın kapısını. Dedim mutfağa girmesin. Her zaman bu kapı kapalı olsun. Bu şekilde böyle sürgülü kapı taktırdık. Allah'a şükür mutfağıma girmeyecek. Yediğim içtiğim şeye dokunursa benim içim asla rahat etmez. Kuzu. Ay sesi çok ilginç. Bak bak ayaklara. Tanımaya çalışıyor evi. Ay inşallah. Vallahi dua edeceğim kendim için. Ben kediyle yapabilir miyim? Neden? Ne oldu aşkım? Ne oldu kuzucuğum? Ne oldu? İnternet niye çekmiyor? Ne oldu? İnan bana hayatımda bu yaşımda ilk defa kedi seviyorum. Boraks'ı çok seviyordum. Boraks'a o öpesim geliyordu. Ama kedi hiç sahiplenmemiştim. Hiç daha önce dokunmamıştım. Evet. Şimdi bu dolabı da düzenledim. Ya zaten böyleydi. Hemen bir tekrar temizledim. En altta ballarım, pekmezlerim, çaylarım, bisküvilerim, pipetlerim, kuru baklagiller. En üstte de işte poşet, carçut, makarna onlar var. Şimdi bunu Sami balkona götürmeye karar verdi. Balkonda tutacağız bu şeyi, dolabı. Mutfak rafını da ayarladım. Tamamen bitti sayılır artık. Hatta şu ışığı şöyle vurdurayım size daha net görün. Bu en üstte kahvaltılık gevrekleri, ıhlamurumu, işte çayımı, diğer kiler dolabımda zaten ada çayım falan onlar orada. Bunlar sürekli kullandıklarımız böyle kavanozlara koydum. En üst rafa bunu koydum. Yanına da balkondaki aloe veramı koydum. Malum artık soğuklar geldi. Bence o bozulabilir. Ki bunun dibinde kaç kök oldu. Bunun artık ayrılması gerekiyor sanırım birkaç saksıya. Sonra alt kata Türk kahvesi makinamı, milkshake makinamı ve frappe makinamı koydum. Şöyle şu küçük sepete de fındık koydum. Hani gelip geçerken aklımıza geldikçe yiyelim diye. Sonra bir alt kata da şöyle aksesuarlarımı koydum. Cevizimi koydum. Şu sepete ne yapacağım bilmiyorum. Bir büyük sepet daha almak istiyorum bu rafıma. Şey için, abur cuburlar için. Böyle büyük kare bir sepet istiyorum hasırdan. Bunları da Sami kablo yollarını görmeyin. Onların hepsini yapacak. Babam dükkanı kapatmıştı. Alamadı o yüzden kablo yolunu.
Bu en altta da mikrodalgamı koydum. Bu Fulya Cem'in hediyesi bana. Bunu çok seviyorum. Her seferinde elimi aldıkça onu hatırlıyorum. Buradan tekrar teşekkür ederim aşkım. Sonra bu şekilde böyle karşıdan bir de göstereyim size. Kapımızı göstermiştim zaten. Dediğim gibi daha önceki buradaki kapıyı biz çıkarmıştık. Ama bu kedi olayından sonra dedim ancak kediden önce buraya bir kapı takılırsa o zaman içim rahat eder. O yüzden oraya böyle sürgülü bir kapı taktı Sami. Sonra dolabımı böyle bu şekilde göstereyim. Hazır bu dediğim gibi Mor Limon'dan aldığım bir şey böyle raf. Sami bunu yapacağım diyordu. Bence hiç yapmaya değmeyecek kadar fiyatı daha iyi hazırda. Sonra Mor Limon'dan şöyle bir paspas mı diyeyim, halı mı diyeyim. Yani burada kamerada biraz daha küçük görünüyor ama büyüklüğünü nasıl diyeyim size bilemedim. Ama benim burası için gayet uygun. Böyle bunlarla da uyum sağladı diye düşünüyorum. Yalnız mutfağımı silmeye ve süpürmeye daha fırsatım olmadı. O yüzden yarın sabah artık şimdi size göstermek adına böyle buraya yerleştirdim. Şimdi dolabı taşırken Sami buraları pislendi. Robotu saldım. Bakar mısınız Müezze Hanım? Bak bakışlara bakın. Ne oldu? Niye korktun? Niye korktun? Ne oldu aşkım? Niye korktun? Kaçıyor bak şimdi yine gelecek. Sami şimdi böyle giriyor ama yine geliyor biliyor musun? Gel bak bak bir şey var sende. Gel. Gel buraya gel. 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 Gel oğlum. Gel gel gel. Gel. Gel oğlum gel. Şurada gördünüz de buranın halısı. Kaldırdık daha güzel süpürsün diye. Sami getirir misin? Korkma, niye korkuyorsun? Ya çok güzel tepkileri. Alıştı sanki Sami. Ya şuna gel. Bak şimdi bak. Üstüne koyuyor Sami onunla geçsin diye kaçıyor. Aynaya, aynaya bakıyor yalnız çok. Allah'ım diyordur. Nasıl bir eve geldim ben? Ama geri gidiyor. Sıkıştın. Gel buraya, gel buraya. Arkadaşlar ben bu vlogu burada sonlandırmak istiyorum. Çok yoruldum. Biraz da stres yaşadım. Kedi gelecek ne yapacağım? İşte hiç kediyle yaşamadım diye. Şu an biraz ona vakit ayırmak istiyorum. Biraz birbirimize alışalım. Kumsal'la bayağı kaynaştılar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.